Giresun'un Doğukent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Derisi ve Dereli ilçesinde dere taştı. Taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Gelen son dakika gelişmelerine göre Bakan Soylu, bir asker ve 3 vatandaşımız cansız bedeni bulundu. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda 118 köye ulaşıma kapalı, açıklamasını yaptı. Felaket sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin arama kurtarma faaliyetlerine destek için Giresun'da görevlendirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşerilerimize geçmiş olsun denildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı. AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğukent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, jandarma, belediye, itfaiye, karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve Akut ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir denildi.